Ukrayna ordusu cephede ilerlemeyi sürdürüyor. Ancak Ukrayna halkı tarihinin en zorlu kışlarından biriyle karşı karşıya. Rusya'nın enerji altyapısına yönelik saldırıları yüzünden ülke çapında büyük bir ısınma sorunu da var. Rus füzeleri kritik altyapı noktalarını vurmayı sürdürüyor. Her düşen bombaysa onlarca dağ Ukraynalı'nın kış ortasında soğukta ve karanlıkta kalması demek. Burası cephe hattının dibindeki Kramatorsk şehri. Bölgeye yakın zamanda doğal gaz tedariği yeniden tesis edildi. Ancak Kramatorsk sakinleri ne olur ne olmaz diye kışa hazırlık için evlere sobalar kurmaya başladı. Yakacak üreten bir fabrika talebin 4 kat arttığını açıkladı. CNN International ekibi fabrikayı gezdi. Burada tam kapasite çalışıyorlar. Hazır olan her şey teslimata çıkıyor. Ama tüm sistem tehlikede. Elektrik her an gidebilir. Şehrin belediye başkanı, kışın zor geçeceğini, sivillerin arasında hayatını kaybedenler olacağını söyledi. Elektrik olmadan şehirler karanlığa bürünüyor. Her şey olabilir. Kazanlar durabilir, gaz dağıtım ağları durabilir. Her şeyi kaybedebiliriz, ısıyı bile. Yetkililere göre savaş öncesi nüfusun 200 bine yakın olduğu şehirde şu anda 80 bin civarında kişi yaşıyor. Sivillerin ağırlığı ise yaşlılar. Bize böyle yardım ederlerse sorun yok. Ben 2. Dünya Savaşı çocuğuyum. Üşüdük, acıktık ama hayatta kaldık. Gidecek yeri olmayanlar ya da evlerini terk etmek istemeyenler Ukrayna tarihinin belki de en karanlık kışı için hazırlanıyor. Mont giyip battaniyelere sarınıp yatıyoruz. Böyle yaşıyoruz. Savaşa doğdum, muhtemelen savaşta öleceğim.